Evet, Türkiye günlerdir atar damar skandalıyla çalkalanıyor. Atar damar, günlerdir piyasaya damgasını vuran şarkı ve Tırttan Sesler Korosu'ndan çalınmış. Yanımızda Tırttan Sesler Korosu'nun şefi, yılların bestecisi, yıllarını vermiş duayen Mustafa Serden Geçti var. Evet Mustafa Hocam, neler oldu? Atar damar, toplar damar, şah damarı, aort. Bu bir dörtlemeydi. Dörtlü bir senfoniydi benim. Bunların üçüncüsünü çaldılar ne yazık ki. Atar damarı çaldılar yani. Bu da benim ustalık dönemi eserlerimden bir tanesiydi yani. En iyi senfonilerimden bir tanesiydi. At at at, ar ar ar, dam dam dam, ar ar ar, atar damar, atar damar. Mustafa! Mustafa Şefim, Tırttan Sesler Korosu'nun en büyük özelliği nedir? Tırttan Sesler Korosu'nun en büyük özelliği sesi, müziği, besteyi, hatta yanındaki arkadaşı, hatta beni bile sallamaması. Bakın ben bunu arkadaşlara böyle sallıyorum ama hani nereye sallayayım? Hiç beni kahile aldıkları falan yok. Havaya sallayayım. Ben bunu genelde hani işte bu işler, bu işler için kullanıyoruz. Sizden ödünç alınan bu şarkının orijinal versiyonunu izleyicilerimiz çok merak ediyor. Neydi, ne oldu bu şarkı? Esasını size hep beraber söyleyeceğiz. Atar Damar şarkısının esasını hep beraber söyleyeceğiz. Yalnız bizde yani parça böyle nakarat esas parça diye ayrılmaz. O esere saygısızlıktır. Biz ayırmayız parçaları öyle. Nakaratmış bir ne. Biz nakarat yerine arkadaşlarla beraber eser bittiği anda herkes kendi ismini çılgınca yukarı doğru bağırır. Hep beraber izleyelim mi? Tabii ki hocam. İzleyelim. Çok atar, sevinirim. Atar damar parçası benim en iyi senfonilerimden bir tanesi. Buyurun. Son, iki, üç. At at at! Ar ar ar! Dam dam dam! Ar ar ar! Atar damar! Atar damar! Canısın, kanısın, sikansın. Şu parçayı mahvetti. Şu parçayı aldı ve mahvetti şu güzelim parçayı. Mustafa Şefim dörtlü bir şekilde hazırlanmıştı değil mi? Dörtlü... Bu dört sesli bir parçadır. Dört sesini birden alıp götürmüş. Al bir sesini götür, üç sesini yine bana bırak yani. Hepsini almış götürmüş. Hayırlı olsun, bir şey demiyorum. Evet, bugün Mustafa Şefim'le birlikteydik. Tekrar görüşürüz. Evet. Parçanın adı Atar Damar'dı. Öteki değildi. Yayın yasağı var. Onun için Atar Damar diyoruz biz.